sürdürmüş. İşte şey tiyatrosunun ilk yıllarında, hatta darbeday zamanında bile. Her zaman riayet edilmemiş bu geleneği. Bunu tekrar hatırlamak, yani sezonu Hamlet'le açmak aslında ustaya da bir selam duruşu biçiminde. Biraz da işte sanatsal tercihlerin daha görünür hale gelmesi anlamında da önemli bir fenomen. Uzun yıllardır Shakespeare, daha doğrusu Hamlet, Shakespeare oynanıyordu da Hamlet sahnelerimizde yoktu. Bu başka da bir sorumluluk veriyor. Hem sezon açıyoruz, hem Shakespeare, hem Hamlet ve uzun yıllardır sahnelenmemiş bir Hamlet şehir tiyatrosunda. Dolayısıyla sorumluluğumuz ağır, farkındayız ve umarım bu sorumluluğu layıkınca yerine getirmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani Hamlet çok önemli bir marka. Herhalde bütün medeniyetlerin en çok oynanan, en çok üstüne yazılan, çizilen, en çok yorumlanan ve 400 yıl gibi bir zamana bütün coğrafyalarda, bütün kültürlerde dayanmış ve güncelliğini koruyan bir oyun. Bir önem kazandırıyor yapılan işi. Ve bir ustalık periyodu işi. Yani yönetmenlerin, oyuncuların çok şeyi biriktirmesi, çok şeyi billurlaştırması ve böyle bir işe girmesi gerekiyor. Ben de zamanımı bekledim açıkçası. Yani daha önce fırsatlarım olduysa bile benim için zamanın henüz gelmediğini kanısındaydım. Biraz daha olgunlaşmam lazım. Biraz daha düşüncemin berraklaşması lazım. Bu okumada fark ne yaratabilirim? Yeni nasıl bir okuma oluşturabilirim? Bugünün seyircisini ilgilendirecek noktaları ve estetik duyarlılıkları nasıl oluşturabilirim diye bunu biraz ileri zamanlar, yani bu yaşlarıma ittim. Dolayısıyla benim kendi repertuarım içinde, yani müzikal komediler var, elbette Çehov'lar vesaire var ama bir Shakespeare, bir Hamlet yoktu ya da benzer şeyde, nedir, kalibrasyonda oyunlar yoktu. Dolayısıyla bu kabul ediyorum bir merak konusu. Yönetmen tiyatrosu yapıyorum, orijinal okumalarla çok ilgileniyorum ve burada bu metne, bu dünyaya nasıl bir katkı sağlayabileceğim, metni yazmak anlamında değil, 400 yıl sonra seyirciye ulaşması bağlamında. Bu da bir merak konusu oldu. Bu aslında bir yandan gurur veriyor ama aynı zamanda çok ciddi bir stres de yaratıyor. Çünkü özgürlük alanlarınız daralmaya başlıyor. Birdenbire çok fazla risk almasam mı acaba, biraz daha makul yerlerde mi dolaşsam hissi bir anda sizi sarıp sarmalayı veriyor. Ama öyle durumlarda onunla da mücadele edip düşünceyi özgürleştirmek, içgüdüsel olanın üstünü kapatmamak gibi kendi içimde bir şeye de, nedir, bir savaşa, bir mücadeleye de giriştim. Elbette bir farklı bir okuma oldu. Birçok daha önce görmediğimiz yenilikler barındırıyor yorum anlamında. Daha feminist bir okuma oldu. İki kadın karakter, Shakespeare'in oyunlarında çok resesif, kenarda tali duran unsurlar bizde ilişkileriyle, derin bağlantılarıyla iki önemli karaktere dönüştü. Onlara haksızlık etmedik. Ve bugünün seyircisine bu coğrafyada bu oyun ne anlatıyor? Nereden yakalar, nereden düşündürür, nereden soru sorar? Çünkü Hamlet kocaman bir umman, her tarafından tutabilirsiniz. Ama sadece işte Hamlet diye çok önemli bir oyun var, bir başyapıt. İşte şehir tiyatrosu da şimdi bu sene Hamlet'i sergilesin, bu yeterli değil. Bu seyirciyi ilgilendiren bir kısmı yok bunun. Hamlet ne diyor? Hamlet'te tartışılan şeyler ne? Ve benim hayatımla bağlantısı ne? Bunların üzerinde durduk. Buralardan okumaları gerçekleştirdik. Ve bu bir başkaldırı oyunu. İlk önce buradan yaklaştık. Sistemin içinde, sistemin çarklarından birini oluşturan bir unsurun, Hamlet'in daha sonra bu sistemi başkaldırıp ama bir kanaat önderi, lideri etrafına yüzlerce, binlerce insanı katarak
bir nedir toplumsal destan yaratan bir karakter değil. Yalnız kendi içinde ve kendini o dişlilerden kopartarak dişlilere karşı savaş açan bir karakter haline getirdik. Ve burada insan eylemini sorguladık. Var olmayı sorguladık. Yaşam dediğimiz şey neye yaşam deniyor? Bütün işe yemek ve uyumak olan insana insan denebilir mi diye soruyor. Ve hayatta kalabilmek için, sistemin içinde var olabilmek için gerek bireysel gerek toplumsal olarak ahlak denilen kavramdan uzaklaşıldığında insan nerede kalıyor? Aslında insanı insan yapan şey biraz da ahlak mı? Hı hı. İster toplumsal olsun, ister kendi etik değerlerin açısından. Ve varoluşu biz bunun neresinde göreceğiz? Çünkü ihtiyacımız var. Yaşama ihtiyacımız var, güce ihtiyacımız var. Konfora ihtiyacımız var. Sayılmaya, önemsenmeye ihtiyacımız var. Ama bunun için her şeyi yapabilir miyiz? Sınır nerede bitiyor, nerede başlıyor? Bütün bunları sorguladık ve bunlar da aslında bu toplumun, günümüzün, dünyanın problemleri. Her yaptığım işin benim geleceğim son noktayı ifade etmesini istiyorum aslında. O beklentiyle giriyorum. Yani daha önce yaptıklarımın hepsini, orada kazandığım deneyimleri, deneyimin ayağıma bağ olmaması kaydıyla bunu da üstüne çıkartmak istiyorum ve Hamlet de benim için çok önemliydi. Bu kadar yol bekledikten sonra, bu kadar önemli bir işte ve şehir tiyatrosu gibi Hamlet ilk burada oynanmış bir oyun. Yuvasına yakışan bir yerde ustalık eseri olmasını istedim. Ancak risk aldım. Özgün, hiçbir şeye benzemeyen, dünyanın bütün coğrafyalarında, bütün kültürlerinde oynandığında karşılık bulabilecek kodlar üzerinde çalıştım. Ve sadece bu ekiple, bu tiyatroda benim yaptığım bir iş çıkarttım ortaya. İlham aldığımız pek çok şey oldu ama hiçbir şeyi replika halinde kurgulamadık. Her şey son derece orijinal. Bir sürü duruş var, bir sürü yeni yaklaşım var sahnede ve bunlar iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla orijinal ve bize ait. Ki ustalık da bunu gerektirir bence. Biraz öyle bu tür oyunlar yani çünkü biz de bir kere okumayla sahneye koyamıyoruz yani defalarca defalarca. Çünkü bu süreç bizim içimizde o kadar ilginç gelişti ki yani o kadar derin bir ses ki tam keşfettiğiniz ve her şeyi çözdüğünüz, bütün ilişkileri anladığınızı düşündüğünüz anda bir replik sizi bambaşka bir yere götürebiliyor. Gerek felsefi anlamda, gerek sosyolojik anlamda, gerek psikolojik anlamda ve gerek yarattığınız estetik bütün anlamında. Ve herkes bir keşfetme sürecinin içindeydi ve birbirimize dayanarak, yaslanarak, bunu romantik bir yerden söylemiyorum, büyük bir dayanışma halindeydik bu keşif sürecinde. Çok şey öğrendik. Hepimiz bu metin üzerinden hayatlarımıza çok önemli şeyler katarak bitirdik. Tabii oyuncular devam edecekler bu süreçlerde ama ben şu anda noktayı koyuyorum elbette. Çok geliştiğim, derinleştiğim, farkına vardığım aydın süreçlerdi. Hep beraber bunu yaşadık. Evet, yani burada Hamlet genç bir karakter ve belki de tam o noktada yani kabına sığma, yani kabın şeklini alan değil, kaba şekil vermek isteyen arzuların çok yoğun olduğu. Çünkü varoluşu gerçekleştirmek, kendini insan olarak tanımlayabilmek tam o zaman dilimlerinde oluyor. Belki bütün ömre yayılabiliyor ama gençken daha çok sorguluyoruz. Gençken daha keskin olabiliyoruz. O noktada oyunun bütün ele aldığı düşünceler, belki bütün yaşlara, bütün zamanlara, belki insanların yaşlandıkça daha çok ayırt edebileceği şeyler olsa da bu mücadele, bu kaba şekil verme arzusu ve kendi mezarını seçebilme hakkı. Çünkü hepimiz belli kaderlere doğuyoruz. Bize iyi bir yurttaş olmanın, medeni bir insan olmanın, iyi bir oğul, iyi bir kız olabilmenin koşulları öğretiliyor sistem tarafından.
tam o noktada aslında sizin doğduğunuzdan ölüme kadar yaşayacağınız ve hatta nerede ve nasıl öleceğiniz, eğer öyle davranırsan bak böyle ölürsün, şöyle davranırsan böyle ölürsün diye birileri tarafından biçimleniyor ve size empoze ediliyor. Tam da o noktada Hamlet baltayı indiriyor sisteme ve yaşamakla ölmek arasındaki, var olmakla olmamak arasındaki problemleri tartışırken kendi mezarını, kendi mezariyetini, hatta nasıl öleceğini de kendi seçme hakkını elinde tutmaya çalışıyor ve yapıyor da bunu. Gerçekten.